Merhabalar arkadaşlar. Bugün SPSS programında nasıl hızlı bir şekilde tablo oluşturacağınızı ve oluşturduğunuz bu tabloları otomatik bir biçimde nasıl formatlandıracağınızı anlatacağım. Eğer çok sayıda tablo üstünde çalışıyorsanız, örneğin bir doktora tezi olabilir veya büyük bir makale olabilir. Bugünkü göstereceğim ipuçları işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Çünkü her bir tabloyu Word'e aktarıp tek tek el ile manuel bir şekilde düzenlemek gerçekten zaman alabilir arkadaşlar. Şimdiden faydalı olması dileğiyle hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Bugün sizlere demonstrasyonu yapmak için SPSS ile birlikte gelen Pain Alter Medication örnek veri setini kullanacağım. Dileyenler bu videoyu izledikten sonra bu veri setini kullanarak bugünkü göstereceklerimi tekrar edebilirler. Veri setimizi açtık. Tablo oluşturmak çok kolay. Bir en yaygın olarak bilinen ve en yaygın olarak kullanılan yolu Analyze'dan Tables, Custom Tables'a gelip burada bağımlı değişkenlerinizi sütuna atmanız gerekiyor. Bağımsız değişkenlerinizi ise satıra. Örneğin time to effect. Bu Pain and Medication veri setinde, örnek veri setinde yeni geliştirilen bir ilacın bilinen konvansiyonel bir ilaçla kıyaslanması çalışıldığından bu yeni geliştirilen ilacın etki gösterme süresiyle ilgili bir veri var. Yani time to effect. Ben mesela bunun cinsiyetler arasında veya bu ilacın kullanım dozlarına göre bir farklılık gösterip göstermediğini araştırdığımı varsayalım. Bağımlı değişkenimi sürükledim ve kolumsa bıraktım. Bağımsızlarımı sürükledim ve rowsa bıraktım. Sütundaki değişkenime tıkladığımda Summary Statistics'in aktif olduğunu gördüm. Summary Statistics'te ne var? Burada tablonuza dahil etmek istediğiniz herhangi bir çıktıyı tutup sağ tarafa sürükleyebilirsiniz. Burada ihtiyacınız olan hemen her şey var. Örneğin time to effect'in yani etki gösterme süresinin minimum ve maksimum değerleri örneğin veya standart sapmasını merak ettim diyelim. Veya sayıyı direkt olarak alabilirsiniz. İhtiyacınız olacak bir diğer şey örneğin yüzde. Burada columns yüzde dediğimiz olay columns yüzdeyi sağ tarafa attığım zaman bana yüzdelemeyi şu şekilde dikey olarak gösterir. Satır yüzdelemede ise eğer birden fazla sütunum varsa yani time to effect örneğin bir değişken daha var, bir değişken daha var. O zaman sütun yüzdesi istersen bu değişkenler arasındaki yüzdelik farklılığı bana gösterir. Ama şimdi bir tane bağımlı değişkenim olduğu için sütun yüzdeyi istedim. Dolayısıyla bana kadınlar ve erkekler arasındaki fark yüzde olarak ve doz değişkeni içinde düşük doz ve yüksek doz arasındaki yüzde olarak farkı gösterecek. Siz buradan ihtiyacınız olan bütün değişkenleri sağ tarafa gönderdiniz ve Apply to Selection'a tıklayıp Close'a tıkladınız ve panel kapandı. Bağımsız değişkenlere tıkladığınızda ise Summary Statistics'in hemen altında Categories ve Total sekmesinin aktif olduğunu görebilirsiniz. Burada ne varmış? Buraya tıkladığınız zaman bakın bizim bağımsız değişkenlerimizden cinsiyette 0 ve 1 değişkeni varmış. Diyelim ki siz başka bir değişken üzerinde çalışıyorsunuz ve çok sayıda alt kategorisi var. Dolayısıyla bu kategorilerden bazılarını belki de veri setinizde veya çıktığınızda tablonuzda görmek istemiyorsunuz. Direkt olarak buradan silebilirsiniz veya ek bir kategoriye ihtiyacınız varsa mesela add kategoriye tıkladığınız zaman buraya yeni kategorilerde ekleyebilirsiniz veya buradaki sıralamayı değiştirebilirsiniz. Yani burada 0-1 şeklinde olan bu sıralamayı 1-0 yapabilirsiniz gibi burada bir sürü değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin add kategoriye tıkladığınızda böyle bir panel gelir. Bu panelden yeni ekleyeceğiniz olan kategorinin numarasını ve etiketini yazıp tıklayabilirsiniz. OK bastığınızda burada yeni bir kategorinin oluştuğunu görebilirsiniz. Veya buradaki sıralamayı ascending veya descending şeklinde değiştirdiğinizde yani sizin tablonuzdaki şu görünüşü female male veya male female şeklinde sıralamasını da değiştirebilirsiniz. Veya da arkadaşlar diyelim ki yalnızca erkekleri bu tabloda görmek istiyorsunuz. Yani kadınların bu tabloda olmasına ihtiyacınız yok. Bunu exclude edip veri tablonuzdan çıkartabilirsiniz. Burada başka da yapabileceğiniz bir şey yoktur. Biz işlemlerimizi iptal ettik ve üst kısma geldi sıra. Üst kısımda titles var. Burada tabloya bir başlık ekleyebilirsiniz. Örneğin tablo gösterimi diyorum ben. Altına etiket ekleyebilirsiniz veya köşesine bakın şurada zaten siz buraya bir şey yazdığınızda nereye? Mesela altına etiket ekleyelim. Köşeyi de köşe diyelim. Yani tablonun şu köşesinde ne de bir yazı ekleyebilirsiniz. Hemen sağında Test Statistics var. Burası birazcık karışık. Burada aslında bu tabloda bir takım iki kare gibi örneğin istatistiksel analizler yapabilirsiniz. Bununla ilgili ekstra bir video kanala ekleyeceğiz. İlgilenirseniz takip etmenizi öneririm. Ve son olarak burada Options var. Biliyorsunuz özellikle anket çalışmalarında bazı katılımcılar bütün anketlere cevap vermediği için bazı hücrelerin tablolarda boş kalması gerekiyor. Dolayısıyla eğer boş bir hücre varsa bunun gösterimini belirleyebilirsiniz. Yani tablodaki boş hücrede 0 yazmasını isteyebilirsiniz. Boş kalmasını veya değer yoktur gibi kendi belirleyeceğiniz bir etiket tabloya ekleyebilirsiniz. Bir de bazı testlerde biliyorsunuz istatistiksel analiz uygulanamayabiliyor ve genelde default olarak SPSS programı bu gibi durumlarda hücreye yalnızca bir nokta bırakıyor. Ama siz bunu hesaplanmadı veya başka bir etiketle değiştirip daha net açık bir hale getirebilirsiniz sizin kendi okuyucu kitleniz için. Tablonun genişliğini belirleyebilirsiniz ama bunu buradan yapmanızı önermiyorum. Çünkü zaten otomatik formatlandırmada bunu nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Ve tablo stili var. Tablo stili ile ilgili de yine tablo formatlandırmada bunu gösterelim. Buradaki bütün değişiklikleri bitirdikten sonra OK'ye tıklamanız tablonuzu oluşturmanız için yeterli. Tablonuzu oluşturduktan sonra şimdi özellikle lisansüstü çalışmalarda her enstitünün bir tez yazım kılavuzu var ve buna göre o tez yazım kılavuzlarında da tablo gösterim formatları, şekilleri var. Veya bir makale için, bir dergi için makale hazırlıyorsanız her derginin de kendine ait yazım kuralları var. Dolayısıyla bu tabloları bu kurallara göre düzenlemeniz lazım. Yalnızca bir iki tablonuz varsa bunu düzenlemek Word'de kolay olabilir ama onlarca tablo varsa bunu yapmak gerçekten zaman alıcı olabilir. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Tabloyu seçip Edit'ten Options'a geldiğinizde burada böyle bir panel geliyor. Bu panelden Pivot Tables'a gelip buradaki görünüşlerden bir tanesi sizin için hangisi uygunsa seçip OK'ye tıkladığınızda tablonuz otomatik bir şekilde biçimlendirilecektir. Genelde APA format kullanılır. APA Times New Roman 12. Ama burada örneğin APA Sans Şerif var. Grey var. Bu benim kendi hazırladığım bir görünüş. Bunun gibi bir sürü burada format var. Peki buradaki formatlar size uymuyorsa, sizin ihtiyacınız olan daha farklı bir görünümse ne yapmanız lazım? Benim burada hazırladığım gibi kendinize ait özel bir görünüş hazırlamanız lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? Buradan çıktık. Tablonun üstüne gelip çift tıkladığınızda arkadaşlar tablonun aktif olduğunu görebilirsiniz. Sonra sağa tıklayıp Table Looks'a seçtiğinizde böyle bir panel gelir. Bu panelden ise yine az önceki görmüş olduğunuz bütün tablo görünüşleri var. Örneğin burada sizin hazırlayacağınız konsepte en yakın olan hangisi ise genelde akademikler APA formatına veya diğer formatlarına daha yakın oluyor. Bunu seçip buradaki görünüşü seçip Edit Look'a tıkladığınızda böyle bir panel gelir. Bu panelden tek tek tablonuzun hangi bölümünün nasıl olmasını istiyorsanız bunu düzenleyip bu görünüşü kaydetmeniz lazım. Hücre formatlarına gelmeniz lazım. Hücre formatlarından metin içerisindeki yazının yazım karakterini tek tek buradan belirleyip büyüklüğünü belirleyip bold olmasını istiyor musunuz? İtalik mi veya altı çizili mi olmasını istiyorsunuz? Bunları tespit ettikten sonra kaydınızı oluşturmalısınız. Burada tek tek bölgeler var. Örneğin başlık. Başlık bölümünde mesela genelde Arial kullanılıyor. İşte bilek yani bold olması, punton 12 olmasını. Bakın burası değişti. Ve diyelim ki sola yaslı olmasını istedim ben. Geri plan rengini belirleyebilirsiniz. Yani burada şöyle geri plana renk verebilirsiniz. Daha sonra Layers'a gelmeniz lazım. Yani şuralara. Yine buranın da Arial olmasını istedik. Diyelim ki 12 punto ve ortaya bu sefer yani ikinci kısım veya solda olmasını istedim. Bunun gibi arkadaşlar ilgili bütün bölümleri, alttaki etiketi, dipnotları, veri kısmını yani şu kısımları, daha sonra sütun etiketlerini yani tam olarak şuraları tek tek yazı tipini, büyüklüğünü, bold olup olmayacağını, geri plan rengini belirlemeniz gerekiyor. Sonra borders'lar var, yani sınırlar. Sınırlarda da yine bütün sınırları, örneğin title layer separator, yani şu ikisi arasında bir sınır olsun mu, bir çizgi olsun mu? Bu stilde none diyor, yokmuş. Ama siz eğer kendi stilinizde burada bir çizgi olmasını istiyorsanız buradan çizgi ekleyebilirsiniz. Veya sol inner frame dediği kısım, yani şurası, burada da yokmuş, buraya ekleyebilirsiniz. Bunun gibi bütün bu çizgilerin varlığını, yokluğunu veya çift çizgi, kalın, kesikli, ince, soluk gibi çizgilerin tek tek görünümünü değiştirebilirsiniz. Son olarak bunları bitirdikten sonra OK'ye tıklayıp bunu Save As deyip SPSS'in kendi dosyasındaki Looks, yani görünüşler kısmına bunu kaydetmeniz gerekiyor. Ama muhtemelen sistem dosyası olduğu için buraya gelip kaydete bastığınızda sistem buna müsaade etmeyecektir. Dolayısıyla bunu Save As deyip masa üstüne kaydettikten sonra arkadaşlar kopyalayıp ilgili klasöre bırakabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, yani ilgili klasöre bıraktıktan sonra yapmanız gereken şey şu. Pivot Tables'a yine gelip bir tablo oluşturup Pivot Tables'a gelip bu sefer kendi oluşturduğunuz görünüşü seçip, örneğin APA Times Roman 12. Buradan Shrink Width to Fit, yani oluşturacağınız bu tabloları birazcık daha küçültüp sayfa boyutlarına uygun hale getirilmesini istedikten sonra Shrink Width to Fit dedikten sonra OK'ye tıklamanız bundan sonraki oluşturacağınız bütün tablo stillerinin sizin oluşturmuş olduğunuz stile göre oluşturulması için yeterli olacaktır arkadaşlar. Umuyorum video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.